Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları Radyo 1'de. Hoş görsen affet gitsin aldırma. Türk pop müziğine damgasını vuran yorumcular, müzisyenler, müziğin kilometre taşları bu programda. Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Ah bu hayat çekilmez. Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları her pazar saat 21'de Radyo 1'de. Müziğin kilometre taşları başlıyor. TRT Radyo 1'desiniz. Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları programı başladı. Ve bugün müzik dünyasının gerçek ve önemli bir kilometre taşıyla birlikte olacağız. Popüler Türk müziğinin en önemli ve en farklı ses karakteristik özelliklerine sahip yorumculardan bir tanesi Erdal Çelik'le birlikte olacağız. Ve Erdal'ın müzik hayatını konuşacağız. Başlayacağız Ankara'dan, geleceğiz İstanbul'a. Hoş geldin sevgili Erdal. Hoş bulduk sevgili Michael, öyle bir tanıttın ki arkama baktım, kim var benden başka biriz var. Hiç mütevazı olmaya gerek yok çünkü gerçekten de Erdal Çelik'in vokal tınısı Türkiye'de çok az sayıda yorumcunun sahip olduğu bir vokal tını ve yorum gücün var. Bunun için de tebrik ve teşekkürler. Sağ ol, teşekkür ederim. Kez ama içimden geldiği için. Önce Allah'a, tabii sonra anneme babama herhalde. Çünkü bu biliyorsun insana sonradan koyulan bir şey değil, Allah tarafından. İnsana bahşedilmiş bir şey. Evet. Ben de mutluyum bu tabii bu konuda. Böyle bir sese sahip oldum. Tabii mutlaka insan kendi sesine her zaman alışkın olduğu için karşıdan nasıl duyulur bilinmez. Ben şöyle söyleyeyim, albüm yaparken falan sesimi fazla dinlemekten sıkılırdım. O yüzden eve götürüp şarkılarımı dinlemezdim. Başkalar dinletirdin. Yani ama sanıyorum herkes benim gibi. Ve müzikle olan ilgi nasıl başladı? Müzikle olan ilgi çocukluk yıllarında. Aslında bakarsan tabii bu ilgiyi bir ateş yakması lazım. Yani bir şey gibi. Sonuçta ailede olan bir şeydi bu. Yani benden önce abim, ablam, onlar müzikle ilgileniyorlardı. Annem benim şu anda, bunu çok övünerek söyleyebilirim, radyo evindeki sanatçıların repertuarında bile olmayan şarkıları bilen bir annem vardır. Annemin aşkıyla, annemin bizi ateşlemesiyle başladı her şey. Evet, Erdal Çelik'le birlikteyiz. Annenin dedin sevgili Erdal, motivasyonu ya da yönlendirmesi, evet. Annen müzisyendi herhalde. Annem, nasıldı? Neydi? Annem müzisyen değildi. Annem sadece amatör bir mandolin çalardı ve muhteşem şarkı söylerdi annem. Ki hala 85 yaşında. Hala şarkı söyler, hala şarkı söylemede motivasyonları vardır. Burayı daha iyi söyleyebilirsin, bunu yaptı falan diye. Annemin hakikaten radyo evinde bile olmayan, yani şarkıcılarında olmayan repertuara sahiptir. Belki bu yaştan sonra anneme bir hatıra albümü yapabiliriz yani. Ne güzel. Tabii gerçekten bizi motive eden oydu. Yani babam da müziği çok seven ama memur tabii, memur adam. Hiç profesyonel oldu mu annem peki? Annem hiç, ama annemin hep içinde kalmış bir şey. Çünkü annem radyoya girmek istemiş. Babam izin vermemiş. Çünkü izin vermemiş. O zamanlar böyle bir zaman şeyi yok. Adam memur. Doğuya gidiyor. Karısını da götürecek falan. Yani annemin öyle içinde kalmış bir şey vardı. Onu da işte biz evlatlarına, evet, kanalize etmiş. Evet, yani Erdal'a kanalize etti ve Ankara Gazi'de müzik eğitimi ile birlikte ufak ufak ilk müzik şeyleri başladı o zaman. Tabii başladı. İşte liseyi bitirdikten sonra ben Gazi eğitime girdim ama bitirmeden çıktım. Yani ama ilk müzik eğitimlerini orada aldım. Hı-hı. Yani sevgili hocam, Güneş hocam, Ertuğrul hocamız. Bunlar neden bizim bitirmedin peki? Ya o zaman şöyle söyleyeyim. Bir İstanbul aşkı vardı içimde ve çok uzadı. Yani o zaman olaylar vardı. Michael, bilmiyorum siz bilir misiniz ama 70'li yılların, evet, müthiş olaylar vardı. Yani okula gitmek zorundu. Okulda tarafsız kalabilmek zorundu. Ya bir taraf olmak mümkün değildi. Eğitimin sekteye vurduğu yıllar. Aynen. O zaman da ben içimdeki İstanbul aşkı da ağır basınca ben bıraktım ve İstanbul'a geldim. Ve İstanbul'a gelen Erdal 1975-76 yıllarında TRT'nin açtığı bir ses yarışmasına katıldı. Katıldım. O zaman çok büyük bir katılım vardı.
Hatta TRT yeni değişime giriyordu. Sunucusundan Türk sanat müziğine, işte Türk halk müziğine, yani bütün kadrolarını gençleştiriyordu. Ben de annemin gönlü kırılmasın diye girdim ve çok ciddi bir katılımın içinden finale kaldım ve o arada da birinci aşamayı geçtim. Radyoya girmeye hak kazandım ama ikinci bir aşama vardı. O aşamada Musa Kumral, bak burada adını hiç unutmam, yani Udi. O zaman jüriydi ve hocalık yapıyordu. Benim pop söylememden çok rahatsız olduğu için, yani Türkiye'de o zamanlar bile bu tutuculuk had safhadaydı. Beni radyoya pek istemedi. Müzikal anlamda pop, yani batı müziği yorumladı. Tabii ben çünkü Ankara'da o zaman çalışıyordum sahnelerde. Aha. Çalışınca aslında kendi de çalışıyordu. Çünkü kendi diğer solistlere eşlik ediyordu. Hep yollarımız kesişiyordu. İşte benim popçu olmamdan rahatsız oldu. Hmm. İşte radyo herhalde... Sınavı olmadı böyle. Yok, oldu aslında. Beni de çok destekleyen vardı. Fakat ben de istemedim açıkça radyoya girmek. Yani bir memur olmak. Çünkü memur çocuğuydum. Hmm. Ve memur olmanın zorluklarını çok iyi bildiğim için. Olmak istemedim sanıyorum. Evet. Biraz safsakladım ve kendi yolumu çizmek için o defteri kapadım. Evet, ve Erdal'ın çok az bilinen bir albümden Aşk Değil Adı albümünden küçük bir dinleti dinleyelim. Sonra Askerlik Yılları ve bu albümü konuşuyoruz. TRT Radyo 1'de Michael Koyucu'la Müziğin Kilometre Taşları programında. Aşk değil, aşk değil. Beni böyle kahreden senin cefan, aşk değil. Ey sevgili, Radyo 1'desiniz. Michael Koyucu'la Müziğin Kilometre Taşları programında Erdal Çelik'le birlikteyiz. Az önce çok değişik, belki de Türkiye'de ilk defa dinlediğiniz bir melodi dinledik. Tabii ki bu albüme geleceğiz ama askerlik yıllarında Grup Lokomotif'le denk geliyorsunuz mu? Denk geliyoruz ama bu bahsettiğimiz albüm askerden önce. Yani benim tıfıl zamanıma denk geliyor. Bayağı tıfıl, sizin deyiminizle o zaman. Tabii, çünkü daha yeni başlamışım ve bir çıkış yolu arıyorum. Gece birisi seni çok beğeniyor kafası. Ertesi gün bana geldi. O zaman para yok tabii. Memur çocuğusun. Adama gidiyorsun. 3-5 saat oturuyorsun bürosunda. Akşamki şeyden eser yok, tamam mı? Evet. Kimse bahsetmiyor bile. Çünkü akşam o kafayla ya sen bir albüm yapsak sana falan diye hemen oraya koşuyorsun. O yüzden de sevgili Kamil Göksoy, o zaman Ankara'dan, Ankara menşeilidir o. Göksoy plak. Ya Allah selamet versin, bıraktı plakçılığı ama. Yani Kamil abi dedi ki oğlum senin sesin çok güzel. Biz sana dedi bir albüm yapalım ama sen dedi arabesk söyledi. Ya ben arabesk söyleyemem falan. Aslında bir de okuldan sınavlardan popçuyuz diye tabii bir kişi olarak. Yani çok güzel de Türk sanat müziği söylerim. Çok güzel türkü söylerim. Çok güzel de arabesk söylerim. Yani kendime herhalde yakıştıramadım falan. Önce bir dedim abi bir düşüneyim falan. Sonra baktım düşündüm. Ya bu benim çıkışım olabilir diye. Ve gittim tamam dedim abi. Şimdi ne yapalım? Canlı okuyacaksın. O arkanı orkestra kuralım. İşte paralarını verelim falan. Tamam. Herkesi toparladık. Hücum falan. Kayıt olarak yaptınız. Hücum kayıt. Bir günde şimdi Coşkun Sabah benim hakemeye vermedi. Beddua izinsiz okudum diye. Ama yıllar sonra da benim şarkımı okumuştu. Yani değişmiş oldunuz. Tabii. Yani o öyle bir maceraydı. Ve hatta ilk çıktığında Ankara'da otogarda çalıyordu. Ben her gün otogara bir saat gidip hiç işim yokken şarkı çalıyor mu diye dinliyordum. Evet, anılar gerçekten de çok enteresan. Ve bu albümden o zaman biz Dilerim Tanrı'dan Gülmesin Yüzün, yani Namı Değer Beddua'lı şarkının bir bölümünü dinleyelim ve TRT Radyo 1'de Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor. Özleyen anaya soran olmasın, acılar dinmesin, çilem dolmasın, gönül yaraların
Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları Radyo 1'de devam ediyor. Evet beddua baya bir güzel dokunmuşsun sevgilerden. Müzik inanılmaz bilinen bir şarkı. Bu peki çok ne oldu? Güzel bir geri bildirim getirdi mi? Ya geri bildirim getirdi mi? Şimdi sektörde değişen çok şeyler var ama değişmeyen de şeyler var. Reklam yapmazsanız bir şeye istediğiniz kadar çıkın şey yapın ki o zaman da bu kadar şimdiki gibi yoğun tabii, bir yoğun, sektör yoktu. Değildi. Ama tabii reklam olmayınca aslında bakarsan bu güzel bir anı olarak kaldı evet. Benim için. Ama en azından bu işi de yapabilirim hani oluştu bende. O yüzden o defteri kapadım ondan sonra. Ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü o bir çocukluk diyeyim. Çünkü çok gençtim o zaman. Kaç yaşındaydın abi? Herhalde. Az önce dinlediğimiz kayıt. 17-18 yaşında falandım yani. Bayağı. Tabii yani çünkü sonuçta bu bir şeydi. Hani bir özlemi dile getirmekti. Tabii yanlış bir dalla dile getirdim ama sonuçta yaptığım kötü bir şey değil. Sonuçta kesinlikle. Biz sahnede de söylüyoruz bazı şarkıları. O yüzden bununla hiçbir zaman utanmıyorum. Hani utanılacak ya da saklanacak bir şey değil. Evet. Ayrıca da övünüyorum. Ben güzel söylüyorum çünkü. Sonra işte bu sonra askerlik çıktı o zaman. Tabii sonra bu işten vazgeçince yani bu iş beni bir yere taşımayacak. Ben en güzeli müzik işi mi yoksa o albümdeki iş mi? Hayır albüm. Albüm yani işte. O iş beni bir yere taşımayacağını anladığım zaman dedim ki ben askere gideyim, askerliğimi yapayım. Benim için çünkü İstanbul'dan teklifler vardı bana. Ciddi teklifler vardı. Evet. Ve ben o teklifleri değerlendirebilmem için askerliğimi yapmam lazım. Evet. Çünkü askerlik Türkiye'de hayatın 2 senesini alıyor senden. Ve askerliğimi yapmak üzere karar verdiğimde de zaten o dönem hem sahnede tek çalışıyordum hem de Grup Lokomotif'in solistlerinden bir tanesiydim. Evet. Sonra bir gecede hepimiz karar alıp askere gittik. Bir gecede. Tabii. Grup Lokomotif olarak bir gecede biz Ankara'da sevgili Ünal abimiz. Ünal abi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda o zaman dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen komutanlar, başkanlar yani aklına gelebilecek herkese konser verebilecek bir askeri orkestraya ihtiyaç vardı. Bunun için de Kara Kuvvetleri Armoni Müzikası zaten hazırlanmış bir yerdi. Bir gece de bizi askere aldılar. Hatta ben babama söylediğimde babam yok ya öyle şey olurum falan. Babam hep askere git derdi bana. Evet. Baba yarın askere gidiyorum dedim. Yok hemen karar aldırmadan nereye gidiyorsun? Baba vallahi gidiyorum. Yarın bizi alacaklar götürecekler. Hakikaten önce gittik tıraşlarımızı olduk dışarıda falan. Sonra bizi teslim ettiler Mamak Muhabiri Okulu'na. Evet. Hatta oranın girişinde bizi karşılayan komutana onun eri şöyle dedi. Komutanım lokomotif geldi dedi. Adam böyle baktı. Oğlum ray yok burada nasıl girecek lokomotif buraya diye. Tabii bu espri gibi gelir ama adam o anda öyle bir şey çünkü duymamış. Tabii yani belki doğru. Biz lokomotif olarak Grup Lokomotif Okulu'nda askerliğimize başladık. O zaman epey renkli ve müzik dolu bir askerlik oldu. O müthiş. Müthiş tabii. Aynı askerliği bir daha yap derseniz gene yaparım. Evet Grup Lokomotif Türkiye'nin efsanevi gruplarından bir tanesi ve Erdal Çelik'in Grup Lokomotif'le askerlik anılarına da epey güzel şeyler var. Ve yine özel bir şarkı dinleyelim. 1985 yılından Sevdim Seni diyelim ve sonrasında da askerlik dönüşünde Erdal'ın yine bir yarışma serüveni var. Onu konuşalım Müziğin Kilometre Taşları programında. Güneşim, baharım, sevdalım, hayatım, sevdim seni, sevdim seni, sevdim seni, yıllar boyunca, çılgın gibi. Michael Kuyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor ve 80'li yıllar askerlik dönüşü Grup Lokomotif devam ederken o dönem yeni kurulan ve gerçekten de epey de tirajı olan popüler bir gazete Güneş Gazetesi. Bir müzik yarışması ya da bir şey yaptı ve seni gördük. Şimdi şöyle oldu ben tam askerliği bitirdim 9 Eylül'de hatta askerliği bitirme tarihim. 11-12 Eylül gibi teyzem aradı dedi ki ya bir yarışma var girsene dedi. Nerede dedim bir gazete dedi falan. Ben yani ilgilenmedim çünkü işi yaptığım için de yarışmaya girer miyim girmez miyim ihtiyaç duymuyordum. Ama çok ısrarla telefon açınca teyzem bir bakayım dedim hangi gazete? Gazeteleri araştırdım falan hiçbirini de bulamadım. Sonra teyzeme dedim ki ya yok böyle bir şey. Dur ben sana getireyim dedi. Bir gazete getirdi. Onu doldurduk falan. Ben 2-3 tane resim koydum. O zaman askerlikten yeni çıkmışım. Yeni resimler çektirdim falan. Falan gönderdim. Ama hiçbir cevap yok. Benim ama bir parantez koyabilirim değil mi? Tabii ki. Ondan önce de TRT'de amatör
Sesler diye bir yarışma vardı 70'li yıllarda. Yine ona da katılmıştım ama hiç cevap gelmedi bana. Gelmeyince telefon açtım TRT'ye. Aa biz sizi aramadık mı falan. O zaman tabii böyle telefonlar yok. Hayır. Ya bakkalın telefonunu veriyorsun ya. Ulaşmak çok zor. Telefonu olan bir kişinin. Öyle ulaştılar bana ve ben o zaman ilk defa televizyona çıkmıştım. Gene aynı bu yarışmada da gazeteden haber bekliyorum. Hiç yok böyle bir şey. İşte şu zaman geleceksiniz falan. Sonra ben telefon açtım. Aa dediler ki ya 2 gün sonra yarışma var. Ön eleme. 2 gün sonra mı? Evet biz size haber vermedik mi? Yok. O zaman hemen gelin dediler. Ben o gece apar topar hazırlandım. Bir ertesi gün. Direkt sabah yarışmanın yapılacağı yere geldim. Caddebostan Maxim Gazinosu. Ve uykusuz, bitap bir şekilde o zaman işte Edip Akbayram, Ersan Erdura, aklına gelebilecek herkes yani jüri üyesi. Yaklaşık 2000-3000 kişi var. Kapıda sıra yani böyle. O zaman işte bir tane de çok yeteneksiz bir klavyeci var. Herkes eşlik etmeye çalışıyor ama çok kötü. Eyvah. Ben o anda yarışmacılar içerisinden Bahadır vardı. Bizim Lokomotif'te beraber çalıştığımız gitarcı arkadaşım. O da çok güzel şarkı söylerdi. Onu gördüm. Bahadır'a dedim, Bahadır ne yapıyorsun? Valla ben de geldim dedi. Şarkı söyleyeceğim dedi. Dedi ki sana da eşlik edeyim mi dedi. Harika olur dedim abi. Bahadır benden önce çıktı. Elendi. Yani şey yapmadılar. Sonra Bahadır bana eşlik etti. Tam puan üzerinden şeye kaldım. İkinci elemeye kaldım. O gün tabii benim için çok özeldi. Tabii. Sonra yarışmanın ana elemesi geldi. Bayağı ciddi bir eleme vardı. O elemede de kazanıp finale kaldım. Ve finalde de işte ben erkeklerde, Emel'de kızlarda birinci oldum. Evet. Öyle o bir... zaman kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı kategorilerde birincilik veriyordu. Tabii tabii. O zaman işte Sezen Aksu, Canan Barlas, Mehmet Barlas, işte Atilla Özdemiroğlu, Zeki Müren falan bunlar hepsi jürideler. Müthiş. Müthiş bir jüri. Ondan sonra biz tabii şarkılarımızı söyledik. Rahmetli Sakıp Sabancı falan. Ben de Tom Jones'tan bir şarkı söylemiştim. Ve öylece İstanbul'a ilk adımımı yani gerçek adımımı o zaman attım. Belki yarın bir gece, belki de aşk bu yıllar yılı böyle sürecek. Evet ve Güneş Gazetesi'nin o dönemin çok önemli jüriyle birlikte gerçekleştirdiği yarışmada Erdal Çelik en iyi erkek vokal olurken Emel Müftüoğlu en iyi kadın vokal oldu, birinci oldu ve sevgili Erdal sen Atilla Özdemiroğlu ile herhalde daha sonra. Ya şimdi tabii bize o kadar çok şey vaat etmişlerdi ki para işte 360 gün çalışma falan. Yani popstarlar o zaman da farklı yönüyle aynıydı diyorsun. Aynen yani şey sistem değişmiyor, sistem aynı. Fakat biz tabii ben Ankara'dan geliyorum, 5 parasım, askerlik bitmiş. Diğer arkadaşlar geliyorlar falan. Emel Afyon'dan, İzmir'den geliyor. Biz İstanbul'da acayip şey yaşıyoruz. Bir gün geliyoruz, konuşuyorlar. Ertesi gün gidin diyorlar. Bir daha gidiyoruz falan. Evet. Sonra ben karar verdim. Ben artık dönmeyeceğim Ankara'ya dedim. Yarışma yani, bittikten sonra. Benim istediğim buydu. İstanbul'du ama evet. Sonuç ne olursa olsun ben bir daha geri dönmek istemiyorum. Yani her defasında anne babama gidip de işte ben geldim. Bizi hazırlıyorlar birbirine. Yani yalan oluyordu her şey. Onun üzerine bir gün gazete okurken, daha doğrusu bir dergi, baktım Atilla Özdemiroğlu'nun bir yazısı var. İşte kendine güvenen gençler bana gelsin diye. Bulduk telefonunu, kaldırdık, açtık. Atilla abi çıktı. Ben Erdal, ben Emel. İşte biz böyle bir şey oldu. Hemen gelin dedi bize. Hemen o zaman Levent, İstanbul'u bilmeyiz. Kalktık İstanbul'da olmuşlarla Levent'e gittik. 4 Levent'te evi aradık, bulduk. Çaldık kapıyı. Melih Kibar rahmetli oradaydı. Valla ikisi o zaman pilotluk eğitimi alıyorlar falan. Commodore bilgisayardan onu çalışırken. Biz gittik. Bize birer şarkı söylediler. Atilla abi dedi ki tamam artık dedi benimsiniz dedi. Sizi ikili yapalım dedi. Aslında ben tek tek istiyordum. Yani. Evet. Ondan sonra nasıl olur abi? Bana güvenin dedi. Siz ikili çıkacaksınız. Peki bize hemen işte şeyler kuruldu falan. Atilla abi repertuarlar yapmaya başladı falan. Yani ilk şeyimiz o oldu. Böylece Emel Erdal ikilisi Atilla Özdemiroğlu'nun bir projesi olarak evet, müzik dünyasına girmiş oldu. Ve az önce Aşk Yaşamaya Değer adlı şarkıyı dinledik ve şimdi biraz yarışmalara değinmek istiyorum. Mesela bir mimoza kokusu. Birdenbire bir mimoza kokusu. Fark etmedim mi yoksa bahar mı ne? Bir
yarışma serüvenini yaşadın herhalde. Ya tabii şimdi ki o dönem çok son yapılıyordu ve güzeldi. Aslına bakarsan tabii bunlar şeydi hani yıl sonu envanterleri gibi. Yani işte satışlar yapılır. Yıl sonunda da ne kadar satış yapmış ne işte herkese ikramiyesi dağıtılır. Yarışmalar da bizim ikramiyemiz gibi. Yani bütün yıl bir şeyler yapmışsın ama yaza gelince artık o yazın o durağanlığını yok etmek adına çok yarışma vardı. Ve cidden o yarışmalar hani şey değil. Çok da ciddi ve iyi yarışmalardı. Ciddi ve güzel yarışmalardı. Yani Türkiye'de yok edilen yarışmalar maalesef, bunlar. Maalesef. Ve biz o yarışmalara gitmek için can atardık. Yani şöyle söyleyeyim. O yarışmalara o zaman uçakla gidilmezdi Kuşadası'na falan. Otobüsle gidilirdi. Otobüste yani şu anda hani sizi otobüsle bir yere götürüyorum deseniz hiç kimseyi bulamazsınız. Ama o dönemde işte Kayahan'ından, Ayşegül Ağa, Füsun Önal'ından yani müzik camiasında o andaki tap olan herkesi o otobüsün içinde görebilirdiniz. Gerçekten yani öyle gidiliyordu. Sıcak bir atmosfer yakalıyordu. Ve yani bir yere durduğumuz zaman hani yolda bir şey millet şaşırıyordu. Yani şey ki ünlüler kervanı gibi. Yani öyle gidiyorduk ve güle oynaya gidiliyordu. Güzel. Güle oynaya dönülüyordu. Ve herkes sonuç ne olursa olsun orada birbirini görmek birbiriyle o şeyi havayı teneffüs etmek adına ve gerçekten de o senenin artık sonunu iyi kapatmak adına o yarışmalara gidiyorduk. Yani Eurovision elemeleri Türkiye vardı. Elemeleri vardı. Evet. Yani müthişti. Hani hep yarışma gibi görünüyor ama yarışmalar zaten hayatın içinde olan şeylerdi. Yani şimdi olmadığı için bize çok fazla gibi geliyor. Evet. Aslına bakarsan dünyada hala yapılıyor. Devam eden bir ton yarışma evet. var yani. Maalesef ülkemizde müzik yarışmaları yapılmıyor ama Altın Güvercin ya da Beyaz Güvercin çok isim değiştirdi ama Kuşadası'na yapılan o yarışma ya katıldın, Eurovision elemelerine katıldın ve bu yarışmalardan bir tane hani şarkı ön plana çıktı ki bu seninle bütünleşen önemli bir şarkı oldu. Gittin Gideli. Gittin Gideli. Değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep ayrı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Gittin Gideli. Değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep ayrı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda? Gittin Gideli benim için tabii ki benim çok dönüm noktalarımdan bir tanesi. Dönüm noktası olan şarkılarımdan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim o zaman 87'de evlendiğimde Emel'le de artık şeyimiz kopma noktasındaydı. Yani beraberliğimiz. Solo kariyere bir geçiş. Solo kariyere geçişti. Ben kafamda vardı planlarım. Yapmak istediklerim vardı. Ama bir gün o zaman da yeni evliyim. Eşim yurt dışına gitti. Ve gitti. Ben o gün çok hüzünlendim. Böyle acayip kendimi çok yalnız hissettim. Gitarı aldım elime ve bir anda Gittin Gideli çıktı. Yani Gittin Gideli hakikaten hayatımda yaptığım en kolay bestelerden bir tanesidir. O gün başlayıp o gün bitip her şey evet bir oturuşta. Bayağı bir etkilemişsin. Hatta böyle bir anda çok sevindirik oldum. Herkese Aysel Gürel dahil dinlettim yani. Çok sevdiler. Sonra ben bunu ne yaparım diye o arada da işte yarışma Altın Güvercin var. Dedim ki ben bunu Altın Güvercin'e göndereyim. Daha önce hiç çıkarmadan bir şeye. Altın Güvercin'de finale kaldım. Hatta o gece 50 kişilik orkestra çok güzeldi. Orkestra Uğur Dikmen de yönetti. Şarkımızı söyledik. O zaman şeyde yapılıyordu. Efes Harabeleri'nde. Müthiş bir ortamda şarkımı söyledim. Yıkıldı orası. Hem o gece bir de Atilla Atasoy'un şarkısını söylemiştim. Onun da bir şarkısı vardı. Sonra sonuçlar açıklanırken 3. Erdal Şelik işte Atilla Atasoy'un şarkısı da. Ben tabii kendi şarkımdan beklediğim için çok üzülmüştüm. Tam içeri giriyordum. Bana dediler sakın girme bir dakika falan. Allah Allah falan. Sonra ikinci açıklandı. Gene Gittin Gideli. Aslında birincilik de şeyim benim ama sonuçta güzel bir derece almıştım. Gittin Gideli benim için yani beni Erdal yapan ve beni insanlara solo kariyer olarak ilk tanıtan şarkıdır. O yüzden de halen de benden yani kaç sene geçti 89 işte hesapla hala bu şarkı istenir. Bir klasiktir. Klasik tabii yani ben nerede söylersem söyleyeyim insanlar acayip enteresi olurlar. Çok seviyorum şarkımı. Biz de aynı şekilde ve tabii ki yarışma dönemi devam ediyor. Birazdan albümlerini konuşacağız Erdal Çelik'in ama çok özel ve uluslararası arenada da sana başarı sağlayan bir şarkı oldu. Türkiye'de Eurovision finallerine katıldın bu şarkıyla. Aslı Gül Ayaz'ın bir bestesiyle Yanımda Olmazsan adlı şarkıdan bahsediyorum. Durur zaman, durur dünya, sen yıldız olursun. Yanımda olmaz.
sen Aslı Gül'ün, ben Aslı Gül'ü çok seviyorum hem besteci olarak hem insan olarak, bana bir teklif oldu. İşte böyle bir şarkım var, katılmışsın diye. Dinledim şarkıyı. Tabii en büyük tesadüf şu, o şarkının sözlerini yazan, kariyerindeki ilk sözleri yazan Soner Arıcı'dır. Bazen hep övünürüm ilkleri yapmakla. İşte genç vokalistler çıkardım hayatımda, genç besteciler, genç aranjörler, hep albümlerimde çalıştırdım. Yani ilk olarak da Soner Arıcı denemelerinde, yani şarkı sözü yazarlı denemelerinde ilk yazdığı şarkıdır bu. O zaman da tanışmıştık, sevmiştim Soner'i. Tamam dedim, söyleyeyim bu şarkıyı. Söyledim. Eurovision finallerini söylemiştim. Evet, ilk finallere kaldı. O sene kaldı. Burak Aydos birinci olmuştu. Burak Aydos oldu. Ama ben, şarkı benim tam istediğim bir balattı yani. Sonra bir gün eşim falan bir dinlenmek için bir yere gittiğimizde bir telefon geldi. Sevgili Figen Çakmak. Ya dedi, biz dedi şarkıyı dedi yolladık dedi senin sesinden. İrlanda'da bu yarışmaya katılmanı istiyorlar dedi. Şaşırdım yani. Dedi, nasıl dedim, Türkçe mi? Hayır, ben İngilizce sözlerini ben yazacağım. Öyle katılacağız. Peki dedik. Sonra Turan Yüksel'er yeni düzenlemesini yaptı. Figen Çakmak İngilizce sözlerini yazdı. Like a Gift. Ve ben de okudum. İrlanda'ya gönderdik. Finallere kabul edildik. Finallerde, yani hiç unutmuyorum, muhteşem Kavan şarkı yarışmasıydı. O seneki Eurovision birincileri, İrlandalı birinciler vardı. İkili. Onları da peşime takarak birinci oldum. Bir açık ara ve yani o salonun ne kadar mutlu ve beni takdir eden alkışlarını hala unutmuyorum. Orada birinci oldum ama o orada kaldı. Yani Türkiye'de bazı şeyleri sansasyon haline getirmezsen, ki benim o zaman sansasyonla işim yoktu yani sonuçta. Hiçbir zaman olmadı. Yazan yazar, yazmayan yazmaz. Basınla belli bir mesafem vardı. Yani benim gibi işte İrlanda'da şarkı, hatta o gün şöyle söyleyeyim, 93 yılıydı. Benim önüme yarışmanın ertesi günü İngiltere'den bir prodüktör getirip şey koydu, sözleşme koydu. Ve Lale Barçın İmer vardı o zaman Hürriyet Gazetesi'nden. Lale'nin İngilizcesi çok iyiydi. Lale dedi ki bunlar sözleşme koyuyorlar dedi. Bana şartları şuydu, bir sene kalacaksın İngiltere'de, 10 şarkı okuyacağız. Onu düzeltilecek, hani dille ilgili sorunumuz olursa onları düzelteceğiz. O zaman yeni evliyim. Çocuğum daha 1,5-2 yaşında. Yani bırakmak istemedim yani İngiltere'de. Hayır dedim. Hayır dedim ya. Dediler ki pişman olma. Hayır dedim yani. Pişman oldun mu peki daha sonra? Ya bilmiyorum. Hani şimdi o zaman tabii ki bir pişmanlık olmuştur mutlaka ama yani çok gençsin. İleriki yıllarda başına neler gelecek bilemiyorsun. Öngörün olsa zaten hani o gün o kararını verebilirsin. Ama benim için dönüm noktalarımdan bir tanesidir. Hatta prodüktör bir kadındı. Dedi ki sonra pişman olma dedi. Olmasın dedi şeye, Lale. Lale de dedi ki at abi dedi ya. Ne olacak dedi ya. Sonuçta dedi, ölüm mü var ucunda? Dedim ki korktum ya. Yani korktum. Aslında olmak istediğim bir şeydi biliyor musun? Yani yurt dışında şarkı söylemek. Belki de dilden korktum. Çünkü dile hakim değilsin. Dili çok iyi bilmiyorsun. İşte sonra dilin önemini anlıyorsun. Yani neden bizde hani ortaokulu, ilk liseyi geçiyorsun falan ama hayata dair onu şekillendirecek o dili öğrenmeden geçiyorsun. Sonra kafa dank ediyor. Ya ben lan dil bilseydim belki korkmazdım diye. Hakikaten de öyle oldu. Benim hayatımda kaçırdığım önemli pozisyonlardan bir tanesidir ama buraya tabii bir birincilikle döndüm. Çok da mutlu oldum. Çok da güzel bir uluslararası başarıya imza atmış oldun. Attım o. Like a Gift adlı şarkıyla. Evet. All my life I never knew love could be so good and true. Since I've seen you my love, all has changed all so fast. When you came into my life, all my sorrows fade away. And there are no more sighs and no more cries. My love, it's you and me in the ecstasy. And when I'm in your arms, baby, it's like a paradise. At last I found someone to care, someone to share. All my lonely dreams, my love, it's you again. I always loved, always so close to you. And tell me that your love is true, just like a gift, a precious gift, and a fancy dream. Only for you and for me, it's you again. Michael
Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları Radyo 1'de devam ediyor. Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları programı devam ediyor. İşte böyle Türkiye'de dünyaya açılmak isteyen onlarca hatta yüzlerce yorumcu ve müzisyen var. Ama bunu başarmak çok kolay değil. Sevgili Erdar Çelik 90'lı yıllarda bunu başardı ve uluslararası bir bilincilik getirdi bize az önce dinlediğimiz şarkıyla. Ve sevgili Erdal tabii ki bu süreçte 80'lerin sonunda Alaturka Benim Canım adlı bir düet albüm hazırladınız. Ve bu albümde Gittin Gideli'yi seslendirdin. Değişik şarkılar vardı ama güzel bir başlangıç oldu ama sanki seni çok fazla içine sinmedi. Ya sinmedi tabii. Sevgili Turan Yükseler mesela çok iyi bir müzisyendir, iyi bir aranjördür. Ama tabii Türkiye'de maalesef şey var. Bir şarkıyı aranjöre götürdüğün zaman aranjör önce kendisini tatmin ediyor. Yani bir şarkıcının üzerine söyleyebileceği anlamda ya da onun rahatlayabileceği anlamda bir şeyler yapmak istemiyor. Önce kendini göster. Tabii bu insan egosu. Önce kendini göstereceksin, sonra başkaları. Biz de öyle bir şanssızlık yaşadık. Şarkılar güzel miydi? Şöyle söyleyeyim. Orada Alaturka Benim Canım, Fergan Mirkelam'ın, yani Mirkelam olmadan önce Fergan olduğu dönemde ilk bestelerinden bir tanesidir ve ben o zaman çok sevmiştim Fergan'ı. Beste de güzeldi. Ha, bunu okuyalım dedim. Parasını neyse verelim. Tamam abi dedi. Ve Fergan da ilk besteciliğe yani bir daha doğrusu bestelerini ilk duyurmaya başladığı dönem budur. Orada da bir ilkti yani. Evet. Bu. Güzel şarkılar vardı ama güme giden bir albümdü. Yani şimdi bana soracak olursan hiç böyle aklına gelip de dinliyor musun diye. Tabii dinliyorum ama kendi iki tane şarkım var. Onları dinliyorum. Yani, hangileri onlar? Bir tanesi Bir Başka Bahar'a mesela. O müthiş bir şarkıdır. Çok da sevdiğim bir şarkı. Yani özellikle ama onun dışında hiçbir şeyi dinleyemiyorum. Yani sonuçta dinlenir olmak, daha uzun yıllara yayılan bir şey yapmak çok zor bir iş. Bu bir ekip işi yani. Bu ekip bütün aynı ruhu taşıyacak ki uzun yıllarda dinlenebilecek bir şey yapılsın. Hatta benim çocuklarım hiçbiri bilmez. Yani. İki oğlum var. İkisi de bilmez o şarkıları yani. Nasıl yarım bıraktık? Neler neler girdi araya? Ayrılıklar, hatalar, yaşanmamış gizli duygular. Bir başka bahara kaldık da, o an gelir geçer nasılsa. Yeter ki verdiğin sözü unutma. Aynı yerde aynı saatte bekle. 90'lı yıllarda Erdal Çelik müzikal kariyerinde çok ciddi bir zıplama ya imza attın. Şarkılar geldi, 3 tane üst üste hit albüm geldi. Evet. Bunlardan bir tanesi de Cana Cansın adlı albüm oldu. Sen Cana Cansın, sen çalıp kaçansın, buna bu canlasın dayansın. Can dediğin nefis selde bir kum tanesi, dön geldi bu can canlansın. Cana Cansın çok özel bir albümdü. Bu albümde yer alan bir önemli şarkı da Tek Kürekçim Sensin Benim adlı şarkıydı ki daha sonra Kenan Doğulu'nun önemli bir çıkış şarkısı oldu. Evet. Biraz Cana Cansın'ı ve bu şarkıyı anlatır mısın bize? Cana Cansın şöyle söyleyeyim. Sancılı Zamanların bir albümüm. Şöyle ki biz ikiliyi bitirdikten sonra ben kariyerime işte Gittin Gideli'den sonra yani Gittin Gideli'yi yarışmada birinci yapıp ondan sonra kariyerime tek devam etmeyi düşündüğüm zaman en başı. Ve sonra bu albümü sevgili Melih Kibar'la rahmetliyle o zaman paralar su gibi akmıyordu. Tam 90'lı yılların başı, daha poptan patlamamış. Ama ben gece mesela, gece çalışıyorum. Kazandığım parayı bu albüme yatırıyorum. Yani o zaman yeni evliyim, pişti ama bunda benim eşimin çok desteği vardı. Çünkü ben biraz küskün bir ruhum var. Ben bu olaydan sonra küsmüştüm. Bana eşim dedi ki yapacaksın. Hangi yani olaydan sonra? Yani bu solo kariyer? Geçiş yani mi? Kişiler
şeyi. Çünkü o dönemde ortağım Emel bir albüm çıkarmıştı. Ve albümün kapağında beni yırtmışlardı falan, böyle bir şey. Öyle bir mizansen yapmışlardı. Evet, internet kaynaklarında böyle bir şey var. Tabii şey, emeğe saygısızlıktı. Yani Emel için söylemiyorum. Onu yaratan, yaptıranlara. Yaptıran kişiler. Ben böyle biraz sinirlendim. Çok şey yapmak istemedim ama eşim çok istedi. Bu albümü yapacaksın diye. Ben de o dönemde zaten yapıyordum besteler ve bu şarkılar hazırdı. Melih Kibar'a gittim. Sevgili Melih, yapalım dedi. Beğendim bir aranje oldu. Ve biz o sancılı günlerin sonunda gerçekten büyük özveriyle yani albümü bitirdik. Asıl, tabii asıl şey albümü bastırmaya geldi. Kime gitsen bana akıl veriyor. İşte şurayı şöyle yapsaydın. Zaten onu yapana hemen diyorum ki çıkar albümü oradan. O zaman teyipte dinliyorlar. Basıyorum ya da ben alıyorum. Eşekte basıp hadi gidiyorum. Hadi Allah'a sonra deyip gidiyorum falan. En sonunda baktım hakikaten herkes şey, yani erkeğin bir şey yapması çok zor bir dönem o. Herkes yani, müzik adamı, herkes gene, usta. Evet, gene kabuğuma çekildim. Ama bu arada da bir barda çalışıyorum. Daha doğrusu kendi işlettiğim bir yerde. Sevgili Tayyar Işık Saçan bir gece barın arkasına gelip dedi ki bana bir şey yazdı. Garson getirdi notu. Yarın seninle görüşmek isteyen birileri var diye. Ben de kimdir diye cevap yazdım. İşte o zaman prestijli değil tabii. Nokta Müzik seninle görüşmek istiyor. Tamam gelsinler falan. Rahmetli Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir geldiler. İşte biz seninle abim yapmak istiyoruz. Zaten varmış abim. Onu biz çıkaralım falan. Biz üç aşağı beş yukarı anlaştık falan. Sonra pastalar kesildi falan. Onlar çıkardı. Ve Can Ajans'ın yayınlandı. Can Ajans'ın tabii o zamanki benim TRT ile Star'la falan olan ilişkilerim çok iyiydi. O zaman böyle klip de yoktu. Program vardı. Programların ikisine üçüne çıkınca bir anda şarkılar patladı. Tek Kürekçim Sensin Benim, Can Ajans'ın, bunlar patlayan şarkılar. Abim o kadar çok satıyor ki o bana daha önce akıl veren, hani yanına gidip de işte şurayı şöyle yapsak falan diyenler. İşte bu defa kapılardan abi bir çayımızı içmez misin falan diye. Ki o dönemde gerçekten çok önemli bir teklif aldım. Ama işte hayatım bence en yaptığım en hatalı yanlış şeylerden bir tanesiydi. O dönemde sevgili Osman Bayşu bana bir Ankara çalışmam sırasında telefon açtı. Ben şu anda Ankara'dayım. Ben de o zaman Gül Endam albümünü yapıyorum. Gül Endam'ın olduğu Ya Hep Ya Hiç albümünü yapıyorum. O zaman Nokta Müzik işte kendi aralarında artık şey yapıyorlar falan. Ortaklık prestij olmaya çalışıyor. Evet, büyütüyorlar. Ama benimle hiçbir sözleşmeleri yok. Bana 2-3 tane teklif geldi. Bir tanesi Kekava Plak'tan, işte Rocks'tan, böyle her yerden bir şeyler geliyor. Ama en önemli şey Osman Bayşu'dan geldi. Dedi ki bak dedi, akşama kadar ben buradayım. Ankara'dayım. Senin de burada olduğunu öğrendim. O zaman ben prova yapıyorum. Cep telefonu yok yani. Sakın yanlış anlama. Prova yaptığım yeri buluyor adam. Dedi ki ben seni istiyorum arkadaş dedi bana. Ne istiyorsan dedi. Bak ev, araba, para. Bana söyleyeceksin Osman abi, bunu istiyorum. Ve ertesi gün buluşuyoruz. Sözleşmemizi yapıyoruz. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ben abi akşama kadar düşüneyim dedim. Düşündüm. Kimse bana yol açmadığı zaman, o zaman Nokta Plak işte basmıştı falan. Kendimi onlara mecbur hissettim bir anda. Abi dedim ya, şu albümün de sonuna geliyoruz artık. Yani hani şey olmak istemiyorum. Yani kaçan adam olmak istemiyorum. Bana müsaade eder misin sen? Bir daha düşün dedi. Kapadı. Tekrar bir saat sonra arayacağım seni dedi. Sonra aradı. Ben dedim ki abi kusura bakma ne oldu. Benim bunlara sözüm var. Yani şu albümü bitireyim. Onlara vereyim. Teslim edeyim. Sonra bundan sonraki albüme söz mü dedi. Ama sen dedi bundan sonra pişman olma dedi bana. Yok abi dedim yani. Peki dedi bana bir popçu önerir misin dedi. Yani şimdilik dedi sen gelene kadar. Olur dedim. Kenan Doğulu var dedim. Kim Kenan Doğulu dedi ya. Dedim Yurda Erdoğan'ın oğlu. Git dedim şeyde şu barda çalışıyor. Dinlesin istersen birisi. Dedi ki sen diyorsan dedi doğrudur. Ve o zaman prestij bana nokta yani. Bir araba sözleri vardı. O zaman markasını söylemeyeyim. O arabayı bana almadılar ama aynı arabayı adam Kenan'a aldı. Ve Kenan Doğulu'nun ilk albümü de o zaman bu Yaparım Bilirsin'in çıkış noktası bir nevi bu görüşme oldu. Aynen. Ve yani şey hani sonra pişman oldun mu diye sordun ya deminki evet. İngiltere şeyinde. Ama bu olayda çok pişman olmuştum. Yani bu da pişmanlık şeyden değil. Yani Kenan'a bireysel anlamda. Değil. Bireysel anlamda. Çünkü yaptığın şey sonra pişman oldum ama. Çünkü benim onlar hakkında düşüncelerimin bana yanlış olduğunu gördükten sonra. Tam tersi olarak geri döndüğü için böyle bir pişmanlık duydum açıkçası. Ve yani. Ya Hep Ya Hiç 1990'lı yılların başında müzik marketlere sunuldu. Ya Hep Ya Hiç. Dolu dizgin. Uyumadıysan kalk.
92-93, o yıllar 90'ların başında, Ya Hep Ya Hiç. Bir diğer önemli şarkı, Biletini Kestim Senin. Bunlar radyolarda epey çalınan şarkılardı. Tabii ki bu albümün en önemli hitlerinden bir tanesi Gülendam. Gülendam. Bu şarkı nasıl oldu? Bu da önemli bir şarkı. Bu şarkı nasıl çok oldu? Şarkı. Şimdi bu albümü Fuat Güner'in stüdyosunda kaydettik. Fuat abi muhteşem bir adamdır. Yardımcı olmuştur her şeye. Ve çok keyifli çalışmalarımız oldu. Bütün yani stüdyonun o bütün şeyini kapatmıştık. Sabahtan akşama kadar, öbür sabaha kadar hep biz çalışıyorduk. Yani işte ezanda şarkı okuduğumu bilirim falan. Yani sabaha karşı. Bir gün böyle otururken hala şarkı eksiğimiz var. Benim de öyle bir şeyim vardır. Hani repertuarı tamamlayayım bir anda gireyim. Yok, o anda bir şeyler değişebilir. Evet. Ümit Sayın da Fuat Güner'in yanında ofis boy olarak çalışıyordu. Ve ben öyle çay içerken falan Ümit de mırıldana mırıldana gidiyor bir şeyler. Melodi kulağıma çok güzel geldi. Ümit bu ne dedim. Benim şarkım abi dedi. Söyle bakayım dedim. Bir söyledi. Hilmi'yi çağırdım. Hilmi şarkıyı alıyoruz dedim. Ondan sonra beni çekti kenara. Oğlum saçmalamaz dedim. Yani dedi şey... Alıyoruz abi dedim. Bu şarkı çok beğendim ben. Abi gerçekten mi dedi. Evet dedim, alıyoruz dedim. Ondan sonra aranje kime yapsın? Dedi abi benim bir arkadaşım var dedi. Kim? İşte Ozan dedi. Ozan Çolakoğlu. O zaman Bostancı'da evi vardı. Ben Suadiye'de oturuyordum. Abi gelirsen bir ton alalım, bir şey yapalım dedi. Tamam dedim. Bak yani ben hep gençlerden yana olduğum evet, için. Müthiş ilkler Ümit, var. Yani kendim aranjörüm vardı. Ben onu da yaptırabilirdim. Ozan Çolakoğlu. Ozan hiç tanımıyorum da. Sonra gittik tonlarımız monlarımız. Sonra şarkı çıktı ortaya. Çok hoşuma gitti. Zaten bir girişte de okudum, bitirdim şarkıyı falan. Ve çok yani, büyük bir hit oldu. Tabii Gülendam inanılmaz. Her gece hatta işten geliyordum falan. Gece o televizyonlar bir saatte kapanıyordu. Eskiden sabaha kadar değildi. O kapanışlarda ara müzikler olarak hep dinlerdim onu. Sabah bir sene boyunca Show TV mesela Ya Hep Ya Hiç sinyal müziği olarak çaldı. Yani o albüm gerçekten benim çok sevdiğim albümlerimden bir tanesidir yani. Uçtu kuş gün kafesinden, kesti nefesi ciğerinden, düğümlenip gülen dam asıldı aşkın ateşinden, sel aldı gözünü gülen dam, bir kurşunluk canıma sum yükü vuruldu gülen dam, canım uzanmış yanında. Erdal'ın solo kariyerinde gerçekten de zirveye, adım adım zirveye çıktığı yıllar bunlar, 90'lı yıllar. Hemen ardından seri de üretiyorsun. Neredeyse bir Eylül arayla çıkıyor albümler. Canımın İstanbul Köşesi çok başka, biraz daha olgun bir Erdal görüyoruz. Gerek albüm kapağında, gerek şarkılarda ve bayağı da güzel şarkının yer aldığı bir albüm. Yani bir üçlemenin üçüncü ve gerçekten de üstüne bir tık daha bir şeyler katan bir albüm oldu. Canımın İstanbul Köşesi. Burada firma değişti galiba. Burada Raksa evet. Şimdi işte YPH'i yaptıktan sonra verilen söz tutulmamıştı araba filan, ondan mı oldu? Tabii ki yani şey var, işe bakış açısın, sen farklı bakıyorsun, onlar farklı bakıyor. Onlar da zaten kendi telaşlarına düşmüşlerdi açıkça. Bu albümde mesela Gülendam albümüne hiçbir klip çekilmedi, bak bu çok önemlidir. Yani o albümün satışlarında eğer klibim olsaydı, TRT falan böyle çekilen şeyler vardı ama o zaman ciddi klip akımı başlamıştı. Evet. O klip akımında benim bir tane bile klibim yok. Yani. Çünkü şirketin parası yok, şey yok. Yani düşün, pişmanlığım oradan. Yani ben o zaman Bayşu'ya geçmiş olsam her şey önüme serilmişti. Yani ciddi ne istiyorsam yapılacaktı. Bunlar yapılmadığı için albüm kendi yolunu kendi bularak gitti bir yere kadar. Tabii ben de bu gidişten sıkıldığım için şirket arayışlarına başladım. Bu arada Raks'tan bana bir teklif geldi, sağ ol, sevgili Neşe. Kadınla çalışmak güzel bir şey yani. Ve Neşe'yle bizim beraberliğimiz başladı albüm olarak. Ve ben şarkılarımı hazır etmeye başladım. İşte o dönemde Canım İstanbul Köşesi çıktı. Bir böyle sağa sola koştururken kafamda hep bir melodi vardı. Bunu yazdım. Önce eşime dinlettim. Çok beğendi. Acayip şey. O da Neşe'ye dinlettim. Neşe çok sevdi. Ve ben de bu şarkının benim
beni bir tık üste taşıyacağını biliyordum yani. Ve şarkı o zaman tabii artık 90'da böyle şey musluklar açılmış, acayip müzik üretimi falan. Var. Üretim müzik, süper. Evet. Hatta satış toto oynamaya başladı şirket. Bu kaç satar? 1 milyon satan, 750 bin satan diye. Ve biz o dönemde o albümü yaptık ve sunduk insanlara. Çok da güzel gidiyordu. Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Ve canımın İstanbul köşesi gerçekten önemli bir şarkıydı. O zaman biz de radyoculuğa yeni başlamıştık ve epey çalıyorduk ki çok iyi hatırlıyorum sevgili Erdal. Biletini kestim ya hep ya hiç, tek yürekçim sensin. Canımın İstanbul köşesi. Evet, bunlar müthiş. Radyolarda çok sık çalınan en popüler şarkılardı. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Canımın İstanbul köşesi albümü çıktı ve sonrasında sanki bir takım şeyler ters mi gitmeye başladı? Ne oldu hayatında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben biraz doğrucu Davut'umdur. Yani haksızlığa karşı gelirim falan. Yani söylerim yani. O zaman da öyleydim. Şimdi daha bile fazla yani. Albüm çıktıktan sonra her kanalda, şöyle bunu mütevazi olarak şey yapmayacağım. Daha söylemeyeyim falan değil ama her kanalda, her radyoda birinci sıradaydım. Evet. Yani izleyicileri zorladı. Ve klibi hep birinci sıradaydı. Ya o zaman bir Rüstem Batum'un kanalda da bir programı vardı, şey açık oturumu. Ve o gün ben de Raks'tan bir prodüktörle o şeye gittim. Çağırmadığım halde gittim. Gene oradan bir prodüktör arkadaşım, ya gel dedi açık oturmaya, sen de gel. Tamam, o beni çok iyi bildiği için sakın ama konuşma dedi, tamam mı? Rüstem beni görünce, Rüstem benim ilk artistik direktörümdü. ART'ye Amerika'dan geldiğinde ilk ART'de, yani Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu şirkette artistik direktörümüzdü bizim. Beni çok iyi tanıdığı için Rüstem hep teğet geçerek başka yerlerden sorular, cevaplar almaya başladı. Konuklar arasında da işte, yani bizim pop camiası, işte seyirciler, karşı tarafta oturan da sevgili rahmetli Ahmet Kaya, Cem Karaca falan, böyle hani Türkiye'ye muhalif olan kişiler falan. Ahmet'le de rahmetli aram çok iyiydi yani. Bunlar biraz böyle çok atıp tutmaya başlayınca bir canım sıkıldı yani. Aha, diyeceksin ki Don Kişotluk mu? Değil. Ama şeyimizden dolayı, bir de arkadaşlığımızdan dolayı samimiyetin verdiği bir rahatlıkla bir tepki verdim. O da bana bir tepki verdi falan. Ondan sonra seyirci bana bir tepki verdi. İşte güzel müzik yapın, biz de dinleyelim. İşte pet şişelere müzik yapsak dedim. Sting gibi dinleyecek misiniz? Alacak mısınız şeyimizi falan? Neyse, biz böyle birbirimize girdik böyle hafif insanlarla. Sonra her şey süt liman oldu. Program bitti. Biz Ahmet'le Mahmet'le sarmaşlılar çıktık. Yani gerçekten böyle bir müzikal tartışma yaşadınız ve geçti gitti. Aynen. Evet. Aynen. Yani başka bir şey yok. Evet. Fakat ben tabii, bu tartışma beni korkuttu. Neden oldu? Niye? Sonucu ne olabilir? Ertesi gün Bağdat Caddesi'nde, ben o zaman Suadiye'de oturuyorum. Her gelen sarılıyor falan. Harikaydınız falan. Şimdi böyle olunca işte o zaman korku başlıyor. Ulan bu böyle bir kesim varsa, bir de bana gıcık olan bir kesim var. Oluşmuştu. Evet. Diye. Telefonlarımı, o zaman telesekreter var. Bir açıyorum, full dolu tebrik telefonları falan. Ben tebrik almak için yapmadım onu. Yani orada o anda müzikal görüşümden geldi. Evet. Müzikal görüşü olarak attım. Ve ertesi günün bir gün sonra her listeden inmeye başladım. Tek tek tık 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 tık. Ve prodüktörüme sordum, ne var? Bilmiyorum. Sen bilmiyorsan ben de bilmiyorum. İşte o zaman benim küskünlüğüm başladı. Bir ambargo oldu o zaman. Ambargo oldu tabii. Evet. Tabii. Yani benim çözemediğim, bilmediğim, yani hani bülbülün çektiği dili belastır derler ya. Herhalde öyle bir şey oldu. Yani ama yani bu ülkede doğruları da söyleyeceksin kardeşim. Herkes yalan söylüyorsa sen de doğru söyleyeceksin. Sonuçta ben kötü bir şey yapmamıştım ama insanlar benim çocuklarımın, eşimin, işte ailemin benden nasıl etkileneceğini düşünmeden bana ambargo koydular. Ve video klipler demek ki müzikal anlamda herhalde, ki bunlar bugün de hala yaşanıyor. Bazı sanatçıların önü böyle klipleri yayınlanmayarak, radyolarda şarkılar çalınmayarak önleri kesiliyor. Tabii, sen tabii. De bunu yaşayan bir tabii, kişi oldun. Tabii oldum. Ve bir küskünlük dönemi başladı diyorsun, evet. Bu dönemden sonra. Evet. Başımda bela. Azdayım.
Erdal Çelik'le birlikteyiz. Michael Koyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları programı devam ediyor ve yavaş yavaş 2000 yıllara geliyoruz. Her şey muhteşem giderken bir anda Erdal Çelik birilerinin müzik endüstrisinde herhalde işine gelmeyen bir adam oldun ve şarkıların klipleri yayınlanmaya başlandı ve sen belki de biraz da duygusallığı katarak bir küskünlük yarattın ve kabuğuna çekildin. Evet, aynen. Bu ne kadar sürdü? Yani, bayağı bir sürdü. Ne kadar sürdü? Şimdi tabii yapmak istediklerini yapamıyorsun bir kere. Yani sana bir yol kapanmış. Bu yolu açmak için bir şeyler yapmak lazım. O zaman yani yine tabii anlatamayacağım böyle daha önce noktayla yaşadığım ufak tefek. Müzik şirketleriyle sıkıntılar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Prestij benim benden kazanılan paralarla kurulmuş bir şirketti. Gerçekten. O bunu, kadar yani. Bunu evet ben yani ben şu anda bir şey söyleyeyim. Yani ben kitap yazacak olsam çok kişi beni aforoz eder. Ya da şöyle söyleyeyim. Benden hırsını alamayanlar yakınlarımdan falan böyle yani bu işi aynı yapan insanlardan çıkarmaya çalışır. İnan benim o şirkette param vardır yani. Hak olarak kalmıştır yani. Alacak da. Kesinlikle. Bu da bir küskünlük vesilesi oldu. Tabii yani şimdi bakıyorsun herkes amuduyla götürürken sen belli bir çizgide gidiyorsun. Hakkını alamıyorsun. Çizgini de korumaya çalışarak gidiyorsun. Yani her işin üzerine de atlayan bir adam değilim. Ama sonuçta böyle bir küskünlük yaratıldı. İşte ambargolar uygulanınca falan. Tabii bu hani böyle biz sana ambargo uyguladık gibi değil. Sonuçta söylenmez gizli söylenmez bir şey. Ve ben tekrar o ara prestij beni istedi. Ya sen bizim adamımızsın. Eski göz ağrımızsın. Gel diye. Ve ben gittim. 3-4 sene onlarda kaldım. Ama 2000'lerin başı böyle geçti. 2000'lerin başı. Hatta iki tane albüme başladım ve bitmedi albümler. Yani anladın mı? İşte para istiyorsun. Para yok. Bilmem bir şey çaldıracaksın. Evet. Falan. Yani orada biraz zaman kaybı oldu. Zaman kaybı oldu. En sonunda dediler ki ya biz batıyoruz. Gemi kaçan kurtulur diye. Kaçmak da değil ama kendime tabii yeni bir yol çizmek zorundayım. O ara Erol Köse bana geldi. Maalesef ona... O şeyi parantez içine alıyorum. Yani Erol Köse benim Ankara'dan da arkadaşımdır. Ama çalışılması zor bir arkadaşım. Ve maalesef onda da bir 3 senem gitti benim. En yani sonunda 7-8. Mahkeme yoluyla ayrıldım kendisine. Sözleşmen mi vardı? Sözleşmem vardı ve ciddi anlamda çok rahatsız oldum. Sanki şarkıcılığa yeni başlamış gibi işte şarkı şey yapıyor. İşte bunu gel bir söyle bakalım falan. Böyle en sonunda sıkıldım artık yani. Ve o işi de sonlandırdım. Evet. O iş sonlandıktan sonra... Bir baktık ki 10 sene falan geçmiş. Geçmiş maalesef. Ve 2009 yılında biz seni komşuda bir yorumcuyla bir şeyler yaparken duyduk. Tehnib ya ben kayboldum acılarda beni bulamazsın. Yenya'yla bir düet ve iki tane şarkı yarı Türkçe, yarı Yunanca. Burada bir anda bu nasıl oldu? Türkiye'de küsmüşken bu da aslında Türk müzik severin çok az bildiği bir şey. Ya şimdi aslında işte hani gün yüzüne çıkmasın diye düşündüğüm şeylerden bir tanesi o. Şimdi insan bazen kafası karışıkken hatalar yapabiliyor. Bir gün bir telefon geldi İzmirli bir şirketten. Hülya Avşar'ın da şarkısını okuduğu bir bayan vardı. Anna Vissi. Ben dedim ki tanımıyorum yani hiç böyle bir şey nasıl yaparız? Yüz yüze gelmek lazım şey falan. Sonra bunlar olayı pişirdiler falan. Bana besteler gönderildi. Bunları okuyalım diye falan. Ben baktım kimisine hani zaman harcanabilir mi? Harcanmaz mı? Çektiğimiz kürek boşa gider mi gibi. Aslında Yunan müziğini çok severim ben. Acayip severim yani. Birkaç tane bir şeyler yaptık falan. Sonra Leyla diye bir şarkı yaptılar, gönderdiler bana. Bunun Türkçe sözlerini de ben yazdım. Okudum ama yani hiç içime sinerek yapmadım o işi. Ama sonra... Yayınlandı mı Yunanistan'da? Ya yayınlandı orada. Yayınlandı, evet. Ve öyle bir hani komşuya doğru... Evet, komşuya doğru kaymış komşuya oldu. Doğru kaydık ama benim kariyerimin açısından bana bir şey kazandırmayan sadece hani işte var mı böyle bir şey yaptık gibi. Yani hani beni çok da açıkça dedim, mutlu eden bir şey oldu mu diye sorarsan çok mutlu etmedi ama hani en sonunda Ifigenia'nın okuduğu, üzerine de benim Türkçelerimi yapıştırdıkları o şarkı haricinde Ifigenia'nın tek başına okuduğu ve hayatımda şarkısı. O çok güzeldi. Keşke hep öyle kalsaydı ama öyle bir denemeydi yani. Keşke olsa çünkü onlar burada
burada konserler yapmak istediler. İşte biz orada yapalım, bir müzikal vardı falan. Yani hep biliyorsun faraza konuşulur ama sonra uygulamaya geldiği zaman da mutlaka bir şeyler çıkar. Ama işte böyle bazen kafan karışıkken istemediğin şeyler yapabiliyorsun. Kaç yıl albüm yapmadın? İşte geriye baktığımızda bir... 18 yıl oldu. 18 yıldır bir albüm yayınlanmadı. Ta ki 2015 yılına kadar yayınlanan Gittin Gidil Aldı şarkının Embor Orkestrası'ndan yayınlanan versiyonuna kadar. Ama öncesinde internette küçük bir tarama yaptım ve senin güzel bir sözüne rastladım. Bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir şey demişsin sevgili Erdal. Keşke yeni bir mikrofon icat edilse de detone olduğunda ona, yani o şarkı söyleyene vursa. O zaman adam kalmaz. Evet, hatta ben bunu da şöyle söyleyeyim. Herkesin ağzı burnu dağılır diye tabii, ekleyeyim ben buna. Ya, şimdi güzel bir ironi. Biraz bu konuda birazcık eleştirisel bakmak adına. Bu benim eğlence yerlerine gittiğimizde benim hep aklımda olan bir şeydir. Çünkü gerçekten artık müzik öyle bir şey oldu ki. Yani hani ben anneme diyorum ya yapacağım diye 85 yaşında. İnan ki annem çok notalara basa basa söyleyen bir kadın. Ha ben insan hasta olabilir. İşte ne bileyim. Gününde olmayabilir. Futbolcu da öyledir. Gününde olmayabilir. Oynayamaz. Ama sürekli böyle insanlar var ve bunlar paralar kazanıyor. Maalesef. Yani benim söylemim onlar için. Hakikaten. Keşke öyle bir şey olsa. Keşke. Çok güzel bir ironik kullanımla bir müzik eleştirisi yaptın sevgili Erdal. Tabii ki Erdal Çelik bu süreç içerisinde albüm yapmasa da sahnelerde şarkı söylemeye devam etti. Sahne repertuarını geliştirdin. Çok dilde şarkılar söyledin. Yani müzikte hep vardın. Sadece albüm olarak bizde. Evet. Yaptın. Aynen. Aynen. Onu da bu sene Allah kısmet ederse kapatıyoruz. Ve Michael Koyucu'yla Müziğin Kilometre Taşları programının sonlarına doğru geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erdal. Gayet güzel ve samimi bir şekilde bizimle paylaştıkların için ve önümüzdeki günlerde inşallah albümlerinle seninle tekrar bu kez de yeniliği ve geleceği konuşmak umuduyla. Güncelliğiyle ama bu güzel biyografi programında bizle birlikte olduğunu ve samimi açıklaman için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne diyeceğiz son olarak Müziğin Kilometre Taşları dinleyicilerine? Güzel olan her şeye lütfen ödül verin. Her ödülünüz o kadar bol ki zaman zaman ödül alamayacaklara bile ödül veriyorsunuz ama bence güzel olan her şeye ödül verin. Her şey istediğiniz ve dilediğiniz gibi olsun. Sevgiyle ve müzikle kalın. Müziğin Kilometre Taşları programı sona erdi. Acılardayım yapayalnızım, çok özledim. Gittin gideli, güneşin tadı, sevdanın adı, bende hal kalmadı. Seni özledim. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Gittin gideli, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda? Sana yolladım. Duvarlar örüp ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde seni bekledim. Gittin gidelim, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Değişen bir şey
buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda?